Tarık Buğra. Düşünün. Hayır hayır, koskoca bir gazeteye tünemiş dengesi bozuk yazara değil. Koskoca bir parti adına konuşan mantığı çarpık politikacıya değil. Kendisiyle birlikte koskoca bir üniversiteyi de anlayışsızlığın çukuruna sürüklediğini fark etmeyen veya bunu umursamayan profesöre hiç değil. Ben daha kasaba, daha mahalle, daha sokak, hatta hatta daha ev idrakine varamamış, daha midesi ve kafasının sorumluluklarıyla bağ kuramamış bir takım insanların burunlarını Türkiye'nin kaderine sokuşlarına yanıyorum. Beni bunlar perişan ediyor. Bunlar çileden çıkarıyor. Ah yavrucaklarım. Ah ki ah. Siz ne zaman anlayacaksınız canavar iştahlarının dümen suyuna kapıldığınızı? Ne zaman bir hiç için, bir hiç için bile değil de varlığınız bahasına korsan gemilerine forsalık ettiğinizi? Evet, ne zaman anlayacaksınız? İslam ümmetindeyiz diyen vatan çocuklarına sızan, saldıran büyük hesap avcılarını anlıyorum. Ama bu azgın küfür salvosuna, işin aslını merak etmeden bir öğretmencik, bir fakülte talebeciği katıldığımı mı beynim duruyor. Ne istiyorsunuz olsun benim zavallı, benim tuzağa düşürülmüş yavrucaklarım? Ne istiyorsunuz? Sorun bunu kendi kendinize. Göreceksiniz ki bir cümlecik bile bulamayacaksınız. Hazin şey, hüzün kahreder insanı böyle olunca bilginleriyle, sanatçıları ve büyük devlet adamlarıyla dünyanın din denilen kuvvete, bu en verimli disipline sarılışları boşuna değildir. Boşuna olamaz. Hiç değilse bunu düşünün. Düşünün ki bu disiplin yok olunca, hatta sadece zafa uğrayınca, ihtiras bir yönetici kuvvet olacak, haset, kıskançlık öyle, kin yine öyle olacaktır. İnsan insanlıktan çıkacak, o tarih öncesi çıplaklığını, tarih öncesi korkularını, kan dökücülüğünü, saldırganlığını bulacak, sadece yiyen veya yenilen, kandıran veya kandırılan, sömüren veya sömürülen yaratık haline gelecektir. Düşünün ki medeniyet yarıdan çok daha aşkın bir ölçüde dinin eseridir. Çünkü sanatta, çünkü felsefede, çünkü müzikte, mimaride ve birlikte yaşama faziletinde, sevgide, hoşgörülükte, hakkı korumak için duyulan cesarette, haksızlığa direnişteki kahramanlıkta dinin payı yarıya aşkın bir ölçüdedir. Ve düşünün ki İslamiyet dinlerin en faziletlisi, en gelişmişidir. Düşünün ve İslam ümmetindeniz, Türk milletindeniz, Garp medeniyetindeniz diyen sesi değerlendirip gururunuz ve desteğiniz yapın. Bir toplum içinde yaşamanın büyüklüğünü duyun. 23 Kasım 1963 Yeni İstanbul Gazetesi